Başkent'te tamircisini dinleyip lüks aracı motorunu sıfır motorla değiştiren adam adeta perişan oldu. Araç sürekli sorun çıkarmaya başlayınca mahkemenin yolunu tuttu ki aman dikkat, çünkü bilirkişi raporunda sıfır motor sorunlu çıktı. Bir gör, onun için geldim de. Buzon patlamış mı abi ya? Bu yine yarım sürüktü ve daha. Çalışmıyor zaten. Ya bu conta yapmış bana. Taktırdığı sıfır motor hatalı çıktı. Takan tamirciye böyle geri gitti. Ankara Yeni Mahalle'de yaşayan esnaf Abidin Yıldırım'ın 2006 model aracı geçen aylarda arızalandı. Araçta bir gaz yememe problemi çıktı. Araç lüks ama 600 bin kilometredeydi. Götürdüğü tamirci bu nedenle motorun değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Çıkma motorda sıkıntı olacağını düşündüğümden dolayı dedim faturalı garantili sıfır motor alalım diye. Motor için 25 bin lira ödedim. 7 bin lira da işçilik aldı bende. Tamirci aracın motorunu sıfır ile değiştirdi. Ama o zamana kadar ufak tefek problemler yaşanan araçta problemler büyümeye başladı. Su boşaltıyordu araç artık ve zaman zaman da kendi kendine gaz veriyordu. Yani artık kullanım dışı olmuştu. Dinar'da şu hortum patladı, Denizli'de şu hortum patladı. Ankara'ya dönüşte de şurada su kaynatmalar oldu. Araba rolantiden çalışırken kendiliğinden gazı sona kadar verip iniyor, verip iniyor. Aracımızı yaptırdığımız ustaya gittik biz. Bir gerginlik oldu. Yani ilgilenmedi. Yok dedi. Bizde hata yok dedi. Dilediğin yere git dedi. Biz hemen tespit davası açtık. Bilirkişi geldi, aracın her tarafını inceledi ve yeni sıfır motorda bir imalat hatası olduğunu tespit etti. Takarken de yapılan işçiliğin yanlış olduğu ortaya çıktı. Davanın sonucu beklenirken avukat Fırat Bilici benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için uyardı. Kesinlikle yetkili serviste yapılmalı bu işler. Garantili olsaydı mesela direkt olarak değişimi sağlanacaktı.